الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sanal alemde de yardımınız cemil olsun. Dostlarla Facebook, Twitter ve internetteyiz. facebook.com/yadicemilresmi sayfa. twitter.com/yadicemildua. web www.yadicemil.com. Evet, web sayfamızda editörlerimiz yeni yenilemiş oldular. Onu ziyaret edebilirsiniz. ziyadecim.com'u hem onlara inşallah dua etmiş olur. Tamamen fisebillah, meccanen yapıyorlar. Benim çok katkım yok. Şöyle var, ancak malzemeyi veriyoruz ama bütün düzenimi arkadaşlarımız yapıyor. Yine Twitter'dan gelen mesajlarınızı arkadaşlarımız yayınlayacak. Sosyal medya malumunuz bu dünyanın gerçeği artık. Onu da kullanmak icap ediyor. Bu kullanma içerisinde inşallah hayırla yapıyoruz. Yad-ı Cemil duayı takip ettiğinizde her gün mutlaka 2 veya 3 diyor, en az 2-3 duayı paylaşıyoruz. Dedik, duanın tesiri azimdir. Dolayısıyla hangi vakit, hangi dakika, hangi duamızın kabul olacağını bilmediğimiz için ömrümüzü bu şekilde her an güzel şeyleri konuşmaya adamak gerekiyor. O açıdan burada gerek Twitter takipçileri olan, özellikle bu işin yani tırnak içinde hastası diyebileceğimiz insanlar var. Madem öyle, işte güzel duaları inşallah sizinle Dost TV aracılığıyla da paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Ve web sayfamızda da bunu, o dualarımızı orada da inşallah yayınlıyoruz. Yine dosttv.com web adresimizden, televizyonumuzun oradan da izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz eski programları. Şimdi bugünkü konu itibariyle ayeti hasbiyeyi size ifade ederken şu hususu hatırlamakta fayda var. Cenab-ı Hak böyle dua etmemizi emrettiği için dua ediyoruz. İşte bu noktada o duamızı tatbikatını da yapmamız gerekiyor. Bunun için sizinle olan bütün beraberliğimizin nihayetinde bizi bir noktaya bağlaması gerekiyor. İşte o noktada, o rabıta, o bağda Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmek gerekiyor. Bir taraftan arkadaşlarımız Twitter'daki dualarımızı ve sizden gelen mesajları da ekranın altından yayınlıyorlar. İnşallah oradan takibinizi istiyoruz. Çünkü bize gelen çok dua talepleri var. Gerek mesajlarımıza, gerekse arkadaşlarımızdan. Biz de ortak olarak böyle bir hem dua defteri yaptık, yazdık inşallah şeyde, yadicim.com'da, hem de Twitter'dan bunu yayınlıyoruz. Şimdi bu noktada şöyle bir şey şimdi yapacağız, yani dua edeceğiz. Ama bu dua ederken de dediğim noktaya dikkat edelim. Yani hasbunallahu ve ni'mel vekil diyeceğiz ya. Hasbunallahu derken başta nefsimiz, sonra şeytanımız ve bize sıkıntı veren ne kadar musibetimiz varsa bütün onların üstümüzden kalkması için Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. Birinci bu duanın birinci cümlesiyle, ikinci cümlesi içinde bizim ne kadar talebimiz varsa, ne kadar isteğimiz varsa, ne kadar Allah'tan olmasını istediğimiz duamız varsa ikinci cümleyle de onu istiyoruz. Ve ni'mel vekil diyoruz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize kafidir. Allah bize yeterdir. O ne güzel vekildir. Yani bize her şey için Allah bize yeter. İkincisi, çünkü onun zatında da, onun şuunatında da, sıfatında da, isimlerinde de, fiillerinde de birdir. Kimden neyi isteyeceğiz? Sebep olanlar kendilerinin hayrına sebep olmuş olur bazı işlere. Yani birisine bir işiniz düştüğünde esasında sizden çok onun ihtiyacı olduğunu düşünmek gerekiyor. Veya bize düştüğünde bizden çok, ondan çok bizim ihtiyacımız var. Biz bir hayra sebep olsak, bizim faydamıza, biz bir şerre
engel olsak bizim faydamızdadır. O açıdan Cenab-ı Hakk'a sığınmak icap ediyor. Sığınmak icap ettiği takdirde de bu sığınmaları da hasbunallahu ile yapıyoruz. Ve taleplerimizi, dualarımızı da ve ni'mel vekil ile Rabbimizin katına arz ediyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. 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 Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve tuğbu ileyk. Amiltu su'en ve zalamtu nefsi fağfirli. İnnehu la yağfiru zunube illa ente. Allah'ım seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tövbe ederim. Kötülük işledim, nefsime zulmettim, beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin. Subhanallahi ve bihamdihi, la kuvvete illa billah. Ma şa'a Allahu kana ve ma lem yeşa' lem yekun. A'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir ve ennallaha kad ahata bi kulli şeyin ilma. Hamd ve tesbih Allah'a hastır. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığına iman ediyorum. Subhanallahil melikil kuddus. Subhanallahil melikil kuddus. Mülkün sahibi ve noksanlıklardan beri olan Allah'ı tenzih ederim. Subbuhun kuddusun Rabbul melaiketi ve ruh. Münezzehsin, mukaddessin, meleklerin ve ruhun Rabbisin Allah'ım. Ya Rabbi, Subhane dil ceberuti vel melekut vel kibriyai vel azameti. Ceberut sahibi, mülk sahibi, ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ente. Allah'ım bedenimize afiyet ver. Allah'ım kulağımıza afiyet ver. Allah'ım gözümüze afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Ancak sen varsın. Allahümme inni a'udu bike minel küfri vel fakri. Allahümme inni a'udu bike min azabil kabri. La ilahe illa ent. Allah'ım kafirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok ki ancak sen varsın. Allahümme aksim lena min haşyetike ma yahulu beynena ve beyne maasik. Allah'ım işlenecek günahlara engel olan sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiği müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele eyle. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle.
dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme. Allahümme rahmeteke ercu fela tekinni ila nefsi tarfete ayn ve aslih li şe'ni kulleh. La ilahe illa ente. Allah'ım senin rahmetini ümit ederim. Bir göz açıp yumuncaya kadar da olsa beni nefsime bırakma. Bütün hallerimi benim için ıslah et. Senden başka ilah yok, ancak sen varsın. Allahümme ya musarrifel kulubi sarrif kulubena ala taatik. Ey kalpleri yönlendiren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt. Ey düşmanlarımızı bilen Allah'ım, düşmanlarımız, nefsimiz, kötü arkadaşlarımız ve düşmanlarımız için ayet-i hasbiye iltica ediyoruz. Ya Rabbi, gerek nefsi gerek alemi ne kadar derdimiz, tasamız, kederimiz varsa bu ayet-i hasbiye ile senin katına arz ediyoruz. Bizden kabul eyle ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. 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 Allahümme aslih li dini allazi huwa ismatu emri ve aslih li dunyaya allati fiha maashi ve aslih li ahireti allati fiha maadi ve ec'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin ve ec'alil mauta rahatan li min kulli şerrin. Allah'ım dinimizi doğru kıl. O benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl. Hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl. Dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl. Ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahata kavuşma vesilesi kıl. Allahümme zidna ve la tenkusna ve ekrimna ve la tuhinna ve a'tina ve la tahrimna ve athirna ve la tu'thir aleyna. Vardina varda anna. Allah'ım hayrımızı arttır. Bizi iyilik yönüyle noksanlaştırma. Bize ikram et. Bizi zillete düşürme. Bize ihsanda bulun. Bizi mahrum etme. Bizi tercih et. Düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah'ım bizi razı kıl. Bizden razı ol. Allahümme inna nes'eluke min hayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve na'udu bika min sharri ma sta'aza minhu nabiyyuka Muhammed aleyhissalatu vesselam ve entel musta'anu ve aleykel belagu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah'ım senin peygamberin Muhammed aleyhissalatu vesselam senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin aleyhissalatü vesselam sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ancak tüm güçler senin elindedir. Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresi'nde buyuruyorsun ki اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Onlar eziyetlere sabredenler ve Rablerine güvenip dayananlardır. Ya Rabbi,
alemi İslam'da, bütün İslam aleminde, bütün dünyada her türlü işkenceye, her türlü zulme, her türlü sıkıntıya sabreden mümin kardeşlerimiz sana dayanmışlar. Sana güvenmişler ya Rabbi. Onların ve bizlerin ne kadar düşmanımız varsa onları ve bizleri o düşmanlarımıza karşı muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, alemi İslam'a yerleştiren o zelil kavmi de senin izzet ve azametine havale ediyoruz ve alemdeki her fesadın altından onların çıkması muhtemeldir ki onların yeryüzündeki bütün fitnelerinden de sana sığınıyoruz ve sığınma olarak da bu ayet-i hasbiyi senin katına arz ediyoruz. Ya Rabbi, bütün yeryüzündeki sabredenlerden ve sana güvenenlerden yardımını esirgeme. Bu ayet-i Kur'aniye ile onlara yardımı bu ayetle gönderiyoruz ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'de Şuara suresinde buyuruyorsun ki ve tevekkel alel azizir rahim. Sen sadece mutlak galip ve çok merhametli olan Allah'a güvenip dayan. Ya Rabbi, peygamberimize olan bu emir bizim için de emirdir. Memleketimizde ve âlem-i İslam'da ne kadar darda, sıkıntıda olan gerek idarecimiz, gerek bütün ehli iman varsa ya Rabbi, onların hepsi bu ayet-i Kur'an'a göre sadece sana dayanmakla mükellefiz. Bizim diğer beşeri alandaki zaaflarımızla beraber aslında inancımız sadece sana dayanmaktır ya Rabbi ve sen de bunu emrediyorsun. Ve tevekkel alel azizir rahim buyuruyorsun. Ya Rabbi, biz sadece ve sadece sana güvenip dayanıyoruz. Mutlak galip ve çok merhametli olan sensin Rabbimiz. Yine Neml suresinde buyuruyorsun ki fetevekkel alallah inneke alel hakkil mubin. Ya Rabbi, peygamberimize emir buyurdun ey Resulüm, o halde Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık bir gerçek, bir hakikat, bir hak üzeresin. Ve yine Ahzab suresinde buyurduğun gibi ya Rabbi, ve tevekkel alallah ve kefa billahi vekile. Allah'a güvenip dayan, vekil olarak Allah yeter. Ya Rabbi, biz sana güvenip dayanıyoruz, vekil olarak da sen bize yetersin. Ve kefa billahi vekile. Ya Rabbi, memleketimizde, alem-i İslam'ın bütün dünyada Kur'an'ın tarif ettiği hakikatların dışına çıkan ne kadar insan varsa hepsinin maddi ve manevi sıkıntısından sana iltica ediyoruz ya Rabbi. Alem-i İslam'daki kardeşlerimizin yaşadığı maddi ve manevi sıkıntıların üstümüzden kalkması için ya Rabbi senin rahmetini bekliyoruz. Ya Rabbi, senin rahmetinin tecelligahını bekliyoruz ki biz şu ayet-i Kur'an'ı ile sana iltica ediyoruz. Senin emrin peygamberimize olur ki sadece Allah'a güven diye emrediyorsun ya Rabbi. Ve tevekkel alallah ve kefa billahi vekile emrindir. Ya Rabbi, sadece sana güvenip dayanmayı, vekil olarak da sadece senin bize kafi olduğunu kabul etmeyi, itikadımızın da inancımızın da böyle olmasını bize lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ne kadar alemde düşmanımız varsa, ne kadar tuzak kuran varsa, ne kadar hakka ve hakikate düşman varsa, ne kadar Kur'an'a muhalif varsa, hepsinin şerrinden korunmak için ne kadar talebimiz varsa, ne kadar isteğimiz varsa, ne kadar huzur ve saadet isteğimiz varsa, alemde ne kadar felç ve fütuhat talebimiz varsa, ne kadar ehli imanın ittifakla, birlikte, beraberlikte Kur'an'ın tarif ettiği, peygamberimizin tarif ettiği şekliyle
bir araya gelme talebimiz varsa hepsini senin katına bu Âl-i İmrân suresinin 173. ayetindeki bu duayla Hazreti İbrahim aleyhisselamın ve Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselamın diliyle, Resul-i Ekrem diliyle sana arz ediyoruz. Bu ayet-i hasbi hakkımızda şefaat eyle ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. 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 Ya Rabbi, yine Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki Allahu la ilahe illahu ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Tegabun suresinde Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ya Rabbi, sadece sana güvenip dayanmamızı emir buyuruyorsun. Ama biz beşeriyet muktedasıyla, biz şu beşer halimizle, bu eksik tevhid inancımızla bunu tam algılayamıyoruz. Anlayamadığımız için ya Rabbi, sadece ve sadece senin emrine itimat etmeyi bize nasip eyle. Ya Rabbi, kim ki sana dayanırsa zaten kazanmış olur. Kim ki dayanmazsa zaten kaybetmiş olur. Onun için Allah'ı tanıyan zindana dahi olsa bahtiyardır. Onu tanımayan sarayda dahi olsa bedbahttır. Ya Rabbi, seni hakkıyla tanımayı nasip et. Peygamberimizin buyurduğu gibi Sübhaneke ma arafnake hakka marifetike ya maruf. Ya Rabbi, seni gibi, seni gereği gibi tanıyamadık, tanıtamadık, anlayamadık. Bundan ötürü seni tenzih ederiz. Bizim eksikliğimizdi ya Rabbi. Ya Rabbi, bizim her kademede kardeşimizin çeşitli borçlarımız var. Çeşitli hastalıklarımız var. Çeşitli musibetlerimiz var. Amilsek memurumuzdan, memursak amirimizden, anne baba evlattan, evlat anne babadan, eşler birbirinden, bütün alemdeki herkes birinden şikayetçidir. Bütün bu şikayetlerimizi, bütün bu sıkıntılarımızı, bütün musibetlerimizi, bütün dertlerimizi senin katına hasbunallah ile arz ediyoruz. Bütün taleplerimizi, bütün isteklerimizi, bütün dualarımızı, başta bu dünyadaki helal rızkımızı ve hiçbir maddi ve manevi kimseye muhtaç olmayacak bütün taleplerimizi, kabirdeki istirahatimizi, berzahtaki uzun yolculuğumuzun kısa olmasını, haşir meydanındaki dehşetli o halden kurtulma talebimizi de ve ni'mel vekille senin katına arz ediyoruz. Ve şu anda Mescid-i Nebevi'de, Kabe-i Muazzama'da, Mescid-i Aksa'da yapılan duaların hürmetine bu dualarımızı gök ve yer ordularının hürmetine bunları katına kabul et. Ve bu ayet-i hasbiye ile senin katına bu halimizi arz ediyoruz ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. 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 La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ne şereftir bir gün güzel insanların dilinde Yad-ı Cemil'e kavuşmak. Bir gün Mevla dostlarınca Yad-ı Cemil ile anılmak ne şereftir. Ne güzeldir bir gün meleklerin tesbihatına Yad-ı Cemil ile karışmak. Gül Nebi'nin mukaddes halkasına kabul edilen bir Yad-ı Cemil olmak ne güzeldir. Ve ne saadet cennetin sahibi tarafından şöyle bir Yad-ı Cemil ile davet almak. Ey huzura kavuşmuş ruh! Hoşnut olmuş ve hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön, kullarımın arasına karış ve cennetime gir. اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ
لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ Ya Rabbi, ağniyâ-i şâkirin ve fukara-i sabirin için sayısız mükafat müjdeleri vardır. Varlık içinde elinde her imkan olduğu halde sabreden ağniyâ-i şâkirinlerden eyle bizi. Amin. Ey Rabbimiz, darlıkta olup gönlünü Rabbine bağlayarak hiç şikayet etmeden şükür halinde bulunan fukara-i sabirin denilen kullarını da rahmetine gark eyle. Amin. Ya Rabbi, Kur'an-ı Hakim'de Âl-i İmran suresinde buyurduğun gibi, evvela sağlam iman etmeyi, sonra sabretmeyi ve sabır yarışında düşmanlarımızı geride bırakmayı nasip eyle. Ey Rabbimiz, hepimizi sabır ve afiyetle süsle. Enbiya ve evliyanın sabır ve sadır genişliğinden bir hisse nasip eleyip kaldıramayacağımız imtihanlardan muhafaza buyur. Amin. Günah işlediğimiz zaman da günahını kabul edip af dileyen kullarından eyle bizi ya Rabbi. Kusur edersek, "Ya Rab, kusur ettik, affet." diyecek halde bulundur bizi. Vademiz hitamında da o mübarek kelime-i münciye-i mübareke ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerekten son nefesi çene kapamayı cümlemize nasibu müyesser eyle. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Cümlemizden razı olsun ol mu'in. Rahmetullahi aleyna ve aleyhim ecma'in.